Selam arkadaşlar, ben Mustafa Kaya, motosiklet ve kurye camiasının bir arada olduğu kanaldan selamlar, sevgiler, bol kazançlar. Kurye camiasındaki en güncel haberleri siz değerli takipçilerimizle paylaşmaya devam ediyoruz. Yine önemli bir gelişme var, Yemek Sepeti Express ile ilgili önemli bir gelişme var. Bu haberlerden haberdar olmak istiyorsanız, kanalıma hala abone değilseniz aşağıdan abone olmayı, şu anda izlediğiniz videoya bir like atmayı, izlenme oranlarımız gayet güzel ama videolarımızı izlerken like'ları unutuyoruz. Lütfen şu anda izlediğiniz videoya like atmayı unutmayalım. Ayrıca bu haberlerden ilk siz haberdar olmak istiyorsanız yukarıdan arkadaşlar bildirimlerinizi açmayı lütfen unutmayın. Yemek Sepeti Express bir deposunu daha kapattı. Kapattığı bu depo arkadaşlar ne gibi problemlere neden oldu? Kuryeler arasında ne gibi sıkıntılar oldu? Bunlara değineceğim. Dilerseniz videomuzun devamına geçelim. Videomuzun devamında bununla ilgili detayları sizlerle paylaşayım. Yemek Sepeti Express'te faaliyet gösteren arkadaşlarımızı bu videomuzun yorumlar kısmına bekliyorum. Instagram'dan Yemek Sepeti Express'te faaliyet gösteren yüzlerce arkadaşım bana kendi sorunlarını, kendi sıkıntılarını anlatıyorlar. Bu videonun yorumlar kısmı açık arkadaşlar. Şikayetlerinizi ve problemlerinizi bu videonun altında paylaşabilirsiniz. Kanalımı takip eden arkadaşlarım bilirler. Ben Beykoz'da oturuyorum. Beykoz'da Acarkent diye bir semt var arkadaşlar. Villaların ve zengin kesimin, yani baya bir kalabalık kesimin oturduğu yerdeki Yemek Sepeti Express deposu kapandı. Oradaki depo kapanınca kuryeler arkadaşlar Anadolu Hisarı'ndaki Yemek Sepeti Express'in deposuna aktarıldı. Ha, çıkarılanlar oldu mu, çıkanlar oldu mu onun haberini alamadım ama oradaki kuryelerin çoğunluğu Anadolu Hisarı'ndaki Yemek Sepeti Express'i deponun önüne yığıldı. Ben de burada oturduğum için arada bir kavacağa çıkıyorum. Yolumun üzerinde Anadolu Hisarı'ndaki Yemek Sepeti Express'in önü ana baba günü maşallah çarşı pazar gibi bayağı bir kurye orada oturmuş sohbetlerini ediyor. Tabii ki bu olaya, hani oradaki Acarkent'teki depo kapanınca oradaki kuryeler Anadolu Hisarı'na gelince bazı arkadaşlarımız hoş gelmişler, ekmeğimizi paylaşırız, bölüşürüz gibi yorumlar yaptılar. Bu azınlık olarak ama çoğunluk olarak arkadaşlarımızı bir korku sardı. Çünkü Anadolu Hisarı'ndaki Yemek Sepeti Express'in deposunda paket atan arkadaşlarımız, örnek diyorum, o gün 30-40 paket attıysa tabii ki oradaki kuryeler buraya aktarılınca paket sayıları otomatik olarak yarı yarıya düştü. Arkadaşlarımızın kazançları düştü. Arkadaşlarımızda bir korku sardı. Yemek Sepeti Express'in hiç yeni deposu açıldı diye duyumlar almadık. Sürekli depolar kapanıyor. Bu depoların kapanması, acaba Yemek Sepeti Express kendi depolarını yavaş yavaş kapatıp aynı Trendyol Go sisteminde olduğu gibi kuryelerini sağdaki marketlere mi yönlendirecek? Kuryeler marketlerden mi sipariş alacak sorusunu aklıma getirdi. Böyle bir şey yapacak mı yapmayacak mı bilmiyorum ama bu depoların kapanması hiç hayra alamet değil. Burada arkadaşlarımız da tabii ki korku sağladı. Acaba Anadolu Hisarı'ndaki depoda mı kapanacak? Bu depoda kapanırsa arkadaşlar artık Beykoz bölgesinde Yemek Sepeti'nin başka deposu yok. Bu kurye arkadaşlarımız hangi depolara aktarılacak veyahut da aktarılacak mı, işten mi çıkacaklar onu da bilmiyorum. Ama şu anda kurye camiasında biliyorsunuz Vigo ile de ilgili kötü haberler geliyor, paylaşıyoruz sizlerle. Yemek Sepeti aynı. Fiyu ile çok fazla böyle kötü haberler gelmiyor. Ufak tefek sorunlar geliyor. Onları da arkadaşlar bir şekilde çözüyoruz. Yetkililere ulaştırmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar kurye arkadaşlarımıza destek olmaya çalışıyoruz. Sevgili arkadaşlar, 2-3 ay önceki videolarımda söylemiştim. Bu videomda da hatırlatmamı yapmak isterim. Kurye, esnaf kurye firmalarında arkadaşlar böyle dalgalanmalar başladı. Tabii ki hiçbir sıkıntının, problemin olmadığı firmalar da var. Gayet güzel bir şekilde yoluna devam ediyor. Örnek diyorum, Trendyol Go var, paket taksi var. Dediğim gibi arkadaşlar Fiyu var. Fiyu'dan da çok fazla şikayet gelmiyor. Sevgili arkadaşlar, sizden tek ricam, lütfen ayağınızı yorganınıza göre uzatın. Çok fazla borçlanmayın. Kredi kartlarınıza yüklenmeyin. Mümkün olduğu kadar borçlarınıza odaklanın. Borçlarınızı kapatmaya çalışın. Kendinize çok iyi bakın. Bu videoyu aslında çok fazla uzun tutmak istemiyorum. Anlatılacak çok şey var ama başınızı şişirmek istemiyorum. Farklı farklı videolarda daha detaylı anlatımlar sizlerle paylaşacağım. Kendinize çok iyi bakın. Bol bol kazançlarınız olsun. Motosiklet sürerken lütfen kaskınızı takmayı, altındaki emniyet klipsini bağlamayı unutmayın. Hoşça kalın.